Harun'cum, gözümüz yollarda kaldı. Hoş geldin. Hoş bulduk Macide. Benim yakışıklı torunum. Gel bakayım. Hoş geldin. Sağ olasın kızım. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Dedeciğim. Canım torunum benim. Çok özledim. Ben de seni. Hoş geldin. Hoş bulduk. Figen. Hoş geldin Sarun Bey. Hoş bulduk kızım. Nasılsın? Sağ ol. Hoş geldin Sarun. Hoş geldin Sarun. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Macide. Bu küçük kızla beni tanıştırmayacak mısın? Cemre artık bizimle birlikte kalacak. Sinan'a arkadaşlık edecek. Kızımız çok talihsiz bir kız. Biz de Rühcan'la sahip çıkalım dedik. Aldık getirdik. Ayrıntıları sana daha sonra izah ederim. Kaç yaşındasın? 6,5. Oo, demek 6,5. Sinan'la aynı yaşta. Karşılama merasimi bitti. Hadi herkes işinin başına. Bagajda herkes için hediyeler var. Dağıt lütfen. Macide, biraz baş başa kalalım mı karıcığım? Tabii hayatım. Anlat bakalım Macide, nedir bu Cemre meselesi? Anlattım ya Harun. Hem Sinan'a arkadaşlık etsin, hem de bir yuvası olsun istedik. Kötü mü etmişiz? Macide, ben senin neyin peşinde olduğunu gayet iyi biliyorum. Nasıl oluyor aklından böyle şeytanlıklar geçiyor senin? Sen bizi mi dinliyorsun? Yok, estağfurullah Macide Hanım. Ben yemekten önce aperatif bir şeyler ister misiniz diye sormaya geldim. Bir şey isteseydik söylerdik zaten. Şimdi beni kocamla yalnız bırak. Macide sesini yükseltme. Teşekkürler Figen kız. Harun. Başka yolumuz mu var? Asla olmaz. Duydun mu beni? Asla böyle bir şeye izin vermem. Elbette bir çözümünü bulacağız. Ama böyle değil. Böyle değil Macide. Cemre? Annenle baban neredeler? Annem çok hastaydı. Sonra öldü. Onu çok özlüyorum ben. Peki ya baba? Benim babam. Benim babam da öldü. Ben daha yemeyeceğim Harun Bey. Harun Bey mi? Ama herkes sana Harun Bey diyor. Evet. Ama sen bundan sonra dede diyeceksin, tamam mı? Dede, ben odama gidebilir miyim? Şimdi tatlı gelecek. Şöbiyet. Mutlaka tadına bakman lazım. Çok işim var benim ama. Çok akıllı maşallah. Seni de pek sevdi. Ya, çok işi varmış ha. Hadi git bakalım. İş beklemez. Hop 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 hop. Öpücük. Aferin. Ben de doğdum. Tamam, tamam canım torunum. Hadi sen de kalkabilirsin. Gel. Canım torunum benim. Hadi. Gel bakalım. Figen,
Tatlılar nerede? Hemen Macide Hanım. Hadi siz yukarı çıkın. Ben geleceğim, tamam mı? İsviçre biletleriniz iptal edildi. Cemre bundan böyle benim himayemde. Haberiniz olsun. Ama baba. Rüça, uzatmanın anlamı yok. Firdun Bey, nasıl buldunuz, beğendiniz mi? Efendim, yüreğinize sağlık. Büyük emekler harcanmış. Mamafe, bu film benim beklediğim Avrupa'ya dokunuştan yoksun. Sakın yanlış anlamayın. Ama bir sakillik, bir ucuzluk söz konusu. Hem kadın neden ağlıyor? Ayrıca bir kadını mutlu etmek bu kadar kolay mı? Varsayalım eşiniz ağlıyor. Bir deneyin bakalım koko bal verince susuyor mu? Bana yolladığınız senaryolarda, storyboardlarda böyle değildi. Efendim, yönetmenimiz sette bir takım değişiklikler yapmış. Biz de onun kreativitesine müdahale etmek istemedik. Kendisine selamlarımı söyleyeyim. Ama üzülerek belirtmek isterim ki biz Cicim Şekerlim olarak bu filmi yayınlamayacağız. İyi günler. İyi günler. Arkadaşımız size eşlik etsin. Şimdi ne yapacağız Aras Bey? Ya nerede, ne bileyim ne yapacağız ya. Farkında değil misiniz? Ajans batıyor. Ben isterseniz çıkayım Aras Bey. Halledeceksin. Her zaman böyle yapmadık mı? Bir yolunu bulmadık mı? Hı? Hem Bolatlı Gıda'nın konkuru yaklaşıyor. Beraber kapanır çalışırız. Hı? Başaracaksın. Üzme kendini lütfen. Hı? Ya şimdi olmaz. Aras nerede? Odasında. Ha bu arada akşam ben olduğu Populus'ta içeri geleceğim var. Bekliyorum içeri. Müsait olursak tabii ki. Neden olmaz? Hoşça kal. Hoş geldiniz Rüca Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz Rüca Hanım. Merhaba. Rüçhan Hanım,
gördükleriniz yanlış anlamaya müsait ama ben mi açık dışarı? Rüçhan Hanım bakın gerçekten biz Aras Bey ile müşteriyi nasıl kurtarabiliriz onu konuşuyorduk. Berma. Dışarı. Benim oğlum hasta. Yıllardır. Ben sadece onunla ilgileniyorum. Tek başıma. Sen ona merhaba bile demiyorsun. Aras, bir kere oğlunu kucağına aldın mı? Güzel saçlarından bir kere okşadın mı? Bir kez olsun. Bir kez olsun. İyi misin oğlum diye sordun mu? Senin o manyak darbe bozuntusu annenle ben... O koskoca evde tek başıma beni uğraşıyorum. Bugün beni zorla rehabilitasyon merkezine yatırmaya çalışan o manyak annenle her gün ben uğraşıyorum. Ben güzel olmaya çalışıyorum. Sırf beni beğen diye. Peki neden Aras? Neden? Senin için. Evliliğimiz bitmesin diye. Seni sevdiğim şu için. Şu kısacık hayatta kalp kırmaya değer mi? Eşinize her gün koko bal şekerleme verin. Yüzü hep gülsün, kalbi hiç kırılmasın. Koko bal, hem kakaolu hem ballı neşe kaynağı. Şimdi bana söyler misin? Eşinize her gün bir koko bal verin. Kalp kırmaya değer mi? Kalp kırmaya değer mi kocacığım? Kalp kırmaya değer mi Arasurona? Burada bekleyebilirsin. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Hoş geldiniz. Güzel vakit geçiriyor musunuz? Evet, çok. Şahane. İyi eğlenceler. Kanepeler harikulade Aras. Tadına baksana. Bakayım. Babacığım. Kızım, hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Dedem nerede? Göstereyim salonunda. Ben bir ona uğrayayım. Tabii. Dedeciğim.
Yarın şirkette konuşuruz demiştin. Bak, bugün arşivde ne buldum? Hatırladın mı? İlk karneyi aldığınız gün. Hatırlamaz mıyım? Her zamanki gibi Figen'in notları yine benimkilerden iyiydi. Anlat bakalım, Figen'in nişanlısını neden böyle alelacele şoför olarak işe aldın? Eskisinin nesi vardı? Yıllardır pek memnundu. Figen'e iyilik etmek istedim. Nişanlısı Kenan, yani benim yeni şoförüm, işsiz kaldı. Maddi bir zorluk içine girdiler. Ben de düğüne zeval gelmesin diye onlara böyle bir güzellik yaptım. Sevda, bu Kenan denen oğlanla dün gece ne kadar samimi olduğunuzu gördüm. Sen Figen'den ne istiyorsun? Nedir alıp veremediğin bu kızla? Benim Figen'le ne alıp veremediğim olabilir ya, dedin. Sevda, evladım. Figen'i rahat bırak. Yeter. Uğraşma artık bu kızla. Sen ayrı, Macide ayrı. Yıllardır yapmadığınız kalmadı. Bu kızın işinden gücünden başka uğraştığı hiçbir şey yok. O olmasa köşte hiçbir şey doğru dürüst işlemeyecek. Nedir alıp veremediğin bu kızla? Siz kardeş gibi büyümediniz mi? Dede, bu kız bizim hizmetçimiz değil mi? Ben hangi okula gittiysem sen bu kızı kendi ellerinle benim okuluma göndermedin mi? Ben ne giydiysem aynından gidip almadın mı? Sen bu hizmetçi kızla kendi öz torununu beni aynı kefeye koydun. Sevda. Dede, hadi bunları yaptın. Hadi bunları yaptın. Neden beni hep onunla kıyaslamak zorundaydın? Niye hep onu takdir etmek zorundaydın? Figen çok çalışkan, Figen pek cevval, Figen çok şöyle, Figen. Ya sen kendi öz torunun Sinan'ı bile korumuyorsun dede. O Cemre denen evlatlık çocuğun canı bile senin için daha kıymetli. Sevda, bizim paramız var diye, bizim soyadımız Rona diye hiç kimseden üstün değiliz. Hiç kimseyi ezmeye hakkımız yok. Sen de buna göre davranacaksın. Kulaklarını açıp benim sözlerimi dinleyeceksin. Başka bir şey var mı dedeciğim? Yok kızım. Öyleyse ben davetlilerle ilgileneyim. O gün yazlıkta sen önce Figen'e elini uzattın. Korkma Figen, ben buradayım. Hayır dede. Gel. Beni değil, Figen'i önce kurtardın. Dede, ne olur beni de kurtar. Hadi gel sen de. Çocukken, gençken, büyürken sen hep Figen'i korudun. Ve Figen bunu hep bana karşı kullandı. Pertev. Çok uzun seneler sinema sektöründe çalıştıktan sonra onu reklam sektörüne transfer ettik. Kendisi çok çok yetenekli bir yönetmen. Ayrıca da bizim aile dostumuz. O senin teveccühün Narasçığım. Yeni reklam filmimiz için kafamda öyle projeler var. Öyle projeler var ki duyunca inanamayacaksın. Seti de bizim köşkün oradaki gölete taşıyalım. Zaten manzarası da çok güzel biliyorsun. Rica ederim. Mayo reklamı gölette mi çekilirmiş? Bütçemiz yok diyorum. Çok iyi düşünmüşsün Narasçığım. Oranın ambiyansı inanılmaz. Renkleri de hep pastel tonunda. Sen gerçek bir reklam dehasısın Narasçığım. Bak. Tüylerim diken diken oldu. Ne kadar enteresan hatlar. Ve ne kadar anlamlı bir yüz. Filmlerde oynamak ister misiniz? Afiyet olsun. Sağ olun. Buyurun.
kadar enteresan. Ben geliyorum. Ne kadar enteresan bir yüz. Merhaba. Ben Pertev. Figen'cim. Benimle biraz gelir misin? Seninle biraz konuşalım istiyorum Figen. Benim seninle konuşacak tek bir kelimem bile yok Sevda. Anlayamadım. Ne münasebet, ben seninle konuşmak isteyeceğim ve sen istemeyecek misin? Farkında mısın bilmiyorum ama çalışıyorum ben şu an. Eğer istersen işim bittiğinde tekrar gel. Sen gerçekten haddini aşıyorsun Figen. Kov istersen. Çınlıyor, anladın mı beni? Yeter. Aa! Bana bak. Sakın ağlama. Tamam mı? Sakın. Sakın. Kulaklarımı kanattın ya. Kulaklarımı kanattın. Otur şuraya. Anne, sen niye bu kadar Cemre'ye kötü davranıyorsun? Sinancığım. Aa! Sen annene kızıyor musun? Ne oluyor burada? Ah, Cemre, ne oldu sana? Niye ağlıyorsun bakayım sen? Babaanne, annem Cemre'ye çok kızdı. Sen gelsene benimle. Ya ben ne yaptım ki? Ne yaptım ben? Ne yaptım? Herkes bana çok kızıyor. Babam gelsin de ona gideceğim. Ben de geleceğim seninle. Annem Mustafa abiye şikayet ederiz. Ne oldu anne? Kötü bir şey mi oldu? Şimdi Cemre'nin elini yüzünü yıkıyorsun, üstüne de güzel bir şeyler giydiriyorsun. Sebep? Aras aradı. Harun sosyal hizmetleri aramış. Sosyal hizmetlerden bir görevli geliyor. Cemre'nin burada mutlu olup olmadığına dair ona sorular soracaklar. Nasıl yani? Cemre'yi alıp götürecekler mi? Öyle mi? Sen böyle avaz avaz bağırıp dengesiz dengesiz davranırsan tabii ki alıp götürecekler. Anne, biz o zaman ne yaparız? Sinan ne yapar? Ya bir sakin ol. Bir sakin ol. Şimdi görevliler gelmeden Cemre'nin gönlünü alacaksın. Ya ne bileyim, onu böyle seviyormuş gibi yap mesela. Annesiymiş gibi davran. Eğer Cemre'yi bu halde görürlerse biz mahvoluruz. Sinan bir daha asla iyileşmez. Tamam. Yani annesi gibi davranayım öyle mi? Evet. Peki. Peki. Cemre'ciğim. Sarı kız. Cemre'ciğim. Hah, ikramlık bir şeyler hazırlayın. Pastaneden kuru pasta, paskalya çöreği, acı badem falan aldırın. Bir de Harun'un Amerika'dan getirdiği çikolataları çıkarın. Tamam, hadi, hadi çabuk. Tabii Macide Hanım. Ama sen neden ağlıyorsun? Ne oldu? Kim ağlattı seni? Söyle bana bakayım. Gideyim onun kulaklarını çekeyim. Söyle. Şimdi biz gidelim güzelce elimizi yüzümüzü yıkayalım. Güzel kıyafetler giyelim. Ha, ne dersin? Sonra da çikolata yiyelim. Heh. Babam gelirken bana yatan çikolata verecek. Oh canım. Tabii ki getirecek. Niye getirmesin ki? Tabii. Çocuğun hepten psikolojisi bozuldu. Tabii ki.
Canım Cemre'cim benim. Ay Cemre'nin sırma saçları mı varmış? Hı? Masal prensesleri gibi mi olacakmış? Biliyor musun bizim Pamuk Prenses diye bir arkadaşımız var. Bizim ülkemiz çok güzel. Orada uyuyan güzel var, kül kedisi var, 7 cüceler var. Nasıl yani, pek anlamadım. Biz onlarla uyuduk. Peki. Biliyor musun? Çok güzel aynalar vardı. İlk önce burnumuz büyüdü, sonra da kulaklarımız büyüdü. Vah vah vah. Demek kulaklarınız büyüdü, burnunuz küçüldü. Biliyor musun, atlı karıncaya benim havaya uçtuk. Havaya uçtunuz. Hop diye havaya uçtunuz değil mi? Ha? Oh. Rüşcan. Rüşcan. Anne. Hah, ne yaptınız kızım? Ay aman ne güzel olmuş bu kız böyle. Ah canım. Ne yaptınız kızım? Anne. Anne durum çok vahim. Gerçekten çok vahim. Nedir kızım vahim olan ne? 7 cüceler. Kulakları büyüyor, burnu küçülüyor. Sonra bir de kül kedisi var. Sen gene içmeye mi başladın? Ya anne aşk olsun. Cemreler atlı karıncaya binmişler. Sonra da hop uçup gitmişler. Bak gerçekten böyle garip garip şeyler anlattı bu kız. Psikolojisi hiç iyi değil. Acaba bir uzmana falan mı göstersek? Kızım, çocuk bu çocuk. Duyduğu bir masalı sana anlatıyor. Bu kadar abartacak ne var? Ben hiç öyle düşünmüyorum. Vesveseyi bırak, çocukla ilgilen. Hadi. Uçmuşlar diyor. Ah canım. Devamını anlatayım mı? Anlat yavrum. Biliyor musun, sonra da biz dilek dışına gittik. Kız gerçekten çok anormal. Çok anormal. Rüşcan, görevli geldiğinde de böyle kendi kendine konuşacak mısın? Hoş geldiniz. Hoş buldum. Macide Hanım'la Rüçhan Hanım'a bakmıştım. Sosyal Hizmetler Kurumu'ndan geliyorum ben. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Ben Macide. Ben de Rüçhan. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ay ay ay, bu şekerpare güzeller, güzeli Cemre olmalı. Evet. Ta kendisi. Bir yanaklarına bakar mısınız? Çilekli pasta gibi değil mi? Ay baldır o, bal, bal. Cemre'cim, seninle biraz konuşalım mı? Konuşalım. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Cemre'cim, nasıl geçiyor günlerin? Anlatır mısın? Cemre'cim, eğer Macide teyzenden ve Rüçhan ablandan çekiniyorsan seninle yalnız konuşabiliriz. Peki o zaman, ilk günün nasıl geçti köşkte? Rüçhan beni makasla kovaladı. Ne yaptı, ne yaptı? Sen bitlisin dedim. Hiç öyle şey olur mu efendim? Yani siz çocukları bilmiyor musunuz? Hayal güçleri çok çok geniştir. İnanmazsınız, az önce bana yukarıda böyle dev aynalardan bahsetti. Luna Park'tan, atlı karıncalardan falan bahsetti. Yok kulağım mı küçülmüş? Böyle dev bir yok, şey. Rüçhan Hanım lütfen. Ben Cemre'yi dinlemek istiyorum. Tatlım anlat, seni dinliyorum. Sonra Macide teyze beni sokağın dışına bırakmıştı. Sonra da gitti. Aa. Aa.
Bu şartlar altında Cemre'yi kuruma götürüp teslim etmek en doğru seçenek gözüküyor. Böyle bir şey olabilir mi? Çocuk aklı işte. Siz de buna inanıyor musunuz canım? Lütfen çantasını hazırlar mısınız? Bakın Nihan Hanım, bazı şeyleri çocuklar biliyorsunuz biraz abartırlar. Yani Cemre de herhalde sanıyorum... Figen abla. Canım. Bu hanımefendi kim? Bizim evimizin kızı gibidir. Cemre'nin bakıcısı. Ben Figen ablayı çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Macide teyzen, Rüçhan ablan, Harun deden hepsi seni çok seviyor. Cemre az önce tedirgin edici şeyler anlattı. Sizin bu konuyla ilgili bir malumatınız var mı? Yani Cemre köşke ilk geldiği zaman ufak tefek sıkıntılar yaşamış olabilir, evet. Ama sizi temin ederim ki Rona ailesinin bütün fertleri onu kendi evlatları gibi benimsedi. Yani Macide Hanım biraz sert ve otoriter olabilir ama kalbi tertemizdir. Rüşan Hanım da zaman zaman çok titiz ve çok evhamlı olabiliyor ama o da çok iyi bir insandır. Yani sizden ricam, Cemre ile ilgili kati bir karar vermeden önce lütfen bir kez daha düşünün. Bizi birbirimizden ayırmayın. Ben Figen ablanın yanından gitmek istemiyorum. Onu çok seviyorum, Sinan'ı da çok seviyorum. Ben de seviyorum Cemre'yi. Bu da Sinan, Macide Hanım'ın torunu Rüçhan Hanım'ın oğlu, bizim göz bebeğimiz. Cemre Sinan'la da çok iyi anlaşıyor. Çok seviyorlar birbirlerini. Çok teşekkür ederim Figen Hanım. Macide Hanım, Rüçhan Hanım. Şimdilik Cemre'nin burada kalmasına müsaade ediyorum. Ama bu sürekli olacak anlamında değil. Daha bir karara bağlamadım. Yakın zamanda tekrar gelip ziyaret edeceğim. Ama sizin haberiniz olmadan. Geldiğim zaman bir değerlendirmeye bağlayacağız. Tabii ki. Ne zaman isterseniz buyurun. Evet anne. Uyuyor. Nerede kaldı bu kız? Rüçhan Hanım da döndü. Figen abla, Cemre nerede? Ben de merak ediyorum canım. Tamam, birisi sorarsa gereken açıklamayı yaparım. Baba. Oğlum. Babaannem ve Cemre ne zaman dönecekler? Evet, ben de çok merak ettim Aras Bey. Oğlum, annem biraz rahatsızlanmış. Erken döndü. Şimdi uyuyor. Annemle Cemre de birlikte yemek yiyip öyle döneceklermiş. Yani endişe edecek bir durum yok. Tamam mı oğlum? Bak Sinancığım, endişelenecek bir şey yokmuş. Merak etme sen. Hadi gel biz aşağı inip yemek yiyelim. Figen'cim, Sinan'la ben ilgileneceğim. Senden ricam, Sevda'ya haber ver, sofraya gelsin. O da merak etmiştir. Ona anlatacaklarım var. Tabii, ne demek. Gel oğlum. Ben... Sevda. Sevda. Figen, sakın yanlış anlama Figen. Ben sadece merak ettim nasıl duracak üstümde, görmek istedim. F-
Figen, lütfen. Ne anladın bilmiyorum ama gerçekten kötü bir niyetim yok. Biliyor musun, bugün bir ara çok küçük bir an, belki de sevda samimidir diye geçirdim içimden. Belki de bu kıskançlığı bitmiştir, eski hesapları kapatmıştır diye düşündüm. Ama maalesef yıllar geçse de sen değişmiyorsun. Değişmeyeceksin de. Figen. Ah Figen. Ben de sana geliyordum ya. Bugün neler oldu bir bilsen var ya. Kenan git başımdan. Gelebilir miyim? Şunları alacaktım. Tabii ki. Bu arada artık almana gerek yok. Ben getirebilirim. Yok tamam, aldım ben, sorun yok. Ya. Bir şey mi oldu? Hayır, bir şey yok. Ya. Mustafa, bir şey yok. Bir şey yok. İyiyim, bir şey yok. Gerçekten bir şey yok. İyiyim, tamam, iyiyim, tamam. Bir şey yok. Tamam. İzin verir misin? Lütfen. Gel şöyle. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Sevda. Bana açıklayacak mısın bu olanları? Açıklayacağım. Ben her şeyi Figen'i üzmek için yaptım. Bunu duymak istiyorsun değil mi? İki küçük çocuk düşün. Aynı yaştalar. Birinin adı Sevda. Birinin adı Figen. Aynı okullara gittik. Aynı kurslara yazıldık. Ben hep bu duyguyla savaştım. Hep Figen çok akıllı, çok çalışkan. Hep Figen. Sevda ise şımarık, zengin kızı. Sonra sen geldin. Figen'in elinden alabileceği en kolay şey. Ama. Sevda. Yapabileceğim bir şey varsa, elimden ne geliyorsa yaparım biliyorsun. Peki hadi anlat, ne olur. Ben fark ettim ki çok yalnızmışım Mustafa. Nasıl yani? Ben bir haksızlık gördüğümde karşı çıkmak istiyorum. Çaresiz birini görünce yardım etmek istiyorum, elinden tutmak istiyorum ama... Sanki buradaki hiç kimse böyle değil.
yerde sanki beni gerçekten anlayan hiç kimse yokmuş. Ben anlıyorum. Ta ki siz gelene kadar. Siz gelene kadar. Hiç kimse yokmuş. İyi ki varsınız. Sen de. Ben gideyim. Dönmüşlerdir artık. Cemre gelmiştir. Teşekkür ederim. Benim yüzümden onlara bir şey olursa. Benim yüzümden yine bir şey olursa. Kenan, arabayı durdurur musun? Ben biraz yürümek istiyorum. Ne gerek var gülüm, gidiyoruz işte. Aldım, biraz hava almak istiyorum. Kızım geldik sayılır ya. Baban ne olur. Oğlum çek kenara çek. Hava alsın kız biraz. Geleceğim ben. Mustafa. Figen. Cem nerede? İyi mi? Cem iyi. İyi, merak etme. Nerede? Cemre'yi kuruma geri götürmüşler. Ne? Merak etme Mustafa. Mustafa babamla konuştum. Harun Bey'le konuşmuş. En kısa zamanda köşke geri döneceğini söylemiş. Emin misin? Eminim, evet. Cemre'yi getirecekler köşke. Sen iyi misin peki ha? Bir şey yapmadılar değil mi sana? Figen. İyiyim. İyiyim. Mustafa, ben dayanamazdım. Yani yapamazdım. Haksız yere suçlanmak. Cemre için ölesi endişe ederken orada dört duvar arasında sıkışıp kalmak. Ben seni o kadar iyi anlıyorum ki. Ben dayanamazdım. Sen nasıl dayandın bunca şeye? Cemre için. Kızım için. Cemre'yi getirecekler değil mi? Getirecekler. Harun Bey öyle dediyse yapar. Ömer. Ömer. Ne oldu? Kızım nerede? Çıkaramadınız mı yoksa Figen'i? Merak etme Asuma. Biraz daralmış kız. Haliyle hava almak istedi. Birazdan burada olur. Allah'ıma şükürler olsun ya Rabbim. Bir daha bizi böyle şeylerle sınama, bunları gösterme bize. Oh Allah'ıma şükür. Kenan, bu Sevda Hanım seni sorup duruyordu. Bir yerlere mi gidecekmiş neymiş, bir ton laf etti bana. Tamam anne, ben hallediyorum. Ah Kenan. Çocuğum, ben düğün hazırlığı falan dedim. Aman ha, ağzından bir şey kaçırma. Vallahi tefe koyarlar öğrenirlerse. Tamam anneciğim, merak etme. Ben size zarar gelmesine izin verir miyim hiç? Hı. Ömer. Nikahın bir an önce olması lazım. Figen'in hayırlısıyla kendi yuvasını kurması lazım. Kendi çocuğunu kucağına alması lazım. Yoksa bu iş çok zor.
Nereye gidiyoruz? Ajansa mı? Bir yola çıkalım. Ben tarif edeceğim. Tamam, nasıl istersiniz. Ben Cemre gelince hemen haber vereceğim sana. Sağ ol. Eğer Rüce Hanım ya da başka biri bir daha birisi Cemre böyle davranırsa ya da başına böyle bir şey gelirse benden sakin kalmam bekleme olur mu? Biliyorum. Ben artık işin başına döneyim. Ben de. Anne. Neredesin sen bu saate kadar? Yürü benimle. Hadi bakmayın, devam işiniz. Ya tamam, çekiştirme. Söyle ne söyleyeceksen. Dinliyorum. Başka kimin var? Ha? Kimin var? Kızım, kızım, benim kızım, kızım. Kızdım sana ayrıca. Evet, gerçekten kızdım. Bir daha böyle şeyler yapmayacaksın, tamam? Şimdi git orada Macidan'la bir kahve yap. Götür. Bir şey sorarsa da sen Kenan'la birlikte düğün alışverişindeydin. Anladın? Tamam anne. Figen. Hale geçirmiş olabilir misin? Ha? Ya da kafanın üstüne falan mı düştün? Niye sen böyle deli oldun? Ha? Niye, niye? Hadi yürü. Yürü, yürü. Tamam, şunları koyacağım. Çok çok özür dilerim. Figen'in başına gelen her şeyin müsebbibi benim. Bak Mustafa. Ben senin derdine, sıkıntına gerçekten inandım. Ama sen benim kızıma zarar veriyorsun be oğlum. Şurayı bir an evvel bitirelim de. Kızımın düğününe yetişsin. Sonra da kızım orada mutlu mesut torunlarım büyüsün. Ha? Burası biter bitmez de. Sen de gideceksin Mustafa. Hiç merak etmeyin, ben gerekirse uyumam, gece gündüz çalışırım, burayı düğüne yetiştiririm. Kızınızın başında bir daha asla böyle bir derde sokmayacağım. Figen bu dünyada aile kurmayı, mutlu olmayı en çok hak eden insan. O yüzden rahat olun. Harun Bey Cemil'i getirir değil mi? Ha, getirir getirir, merak etme sen. Ay Allah. Ya ben payasları almayı unuttum. Sen devam et. Ben onları alıp geleyim. Soğutma harcı. Sevda. Babaanne. Neredesin sen? Figen'e gelinlik bakmaya gittik. Bir şey mi oldu? Sana ne Figen'in gelinliğinden? Senin yapman gereken bir ton iş varken evin hizmetçisinin gelinliği sana mı kaldı? Hem ben bugün Efkan ve Dündar Bey'le yemek yedim. Çok önemli şeyler konuştuk. Ayrıca senin Efkan'la izdivacın fevkalade olacak. Babaanneciğim, seninle bunu ben daha önce de konuştum. Efkan'a karşı herhangi bir hissiyatım yok.
Şu konkur mevzusu çözülene kadar görüşürüm. Ondan sonra benim aramda onunla herhangi bir münasebet geçemez. Şimdi izin verirsen odama gidip dinleneceğim. O iş öyle değil Sevda Hanım. Ailemizin geleceği söz konusu. Kafana göre hareket edemezsin. Etmeyeceksin de. Macide Hanım, telefon size çok önemli bir konuymuş. Umarım söylediklerimi idrak edebilmişsindir. Ben Macide Rona. Buyurun sizi dinliyorum. Ne? Nasıl? Ben tamam, ben hemen geliyorum. Beni bekleyin. Nasılsınız Macide Hanım? İyiyim. Tamam, ben bir Sinan'la Cemre'ye bakacağım. Sinan uyuyor. Cemre Rüşcan'la alışverişe çıktı. Ben de onları almaya gidiyorum. Aa, sen kendi işine gücüne baksana ya. Ben çıkıyorum. Macide Hanımcığım, efendim, saygılar. Çok acil bir yere yetişmem gerekiyor. Tabii, hay hay. Yalnız bugün güzelliğiniz yine üzerinizde, her zamanki gibi. Çok konuşma Kenan. Geç direksiyonun başına. Aa. Tabii, dur. Rüçhan Hanım. Rüçhan. Rüçhan. Kalk, uyan, rezil ediyorsun bizi, kalk. Aslında biz de çok uğraştık Rüçhan Hanım'ı uyandırmak için. Hatta içerideki bir odaya yatıralım dedik ama yerinden kaldıramadık efendim. Tamam. Ben şimdi çocuğu alıp hemen gideceğim zaten. Tamam. O konuda bir takım pürüzler var Macide Hanım. Ne pürüzü? Dilerseniz ben size içeride izah edeyim. Ama öncelikle şuradan bir Rüçhan Hanım'ı kaldırsak. Çocuklar görecek diye ödüm kopuyor efendim. Kenan. Rüçhan Hanım'ı hemen al, köşke götür. Ben Aras Bey'i arıyorum. Köşke gelsin, karşılasın karısını. Kardeş, gel el at, bakma öyle. Rüçhan Hanım. Aman, aman, tamam, tamam. Oh, dikkat, dikkat. Macide Hanım gelmiş senin için. Biraz müsaade eder misiniz? Ne demek Macide Hanım? Yani eğer bir mahsuru yoksa Cemre ile yalnız kalabilir miyim? Oh, ne demek? Nihan Hanım gelinceye kadar siz konuşun. Cemre. Ah benim talihsiz kızım. Biz sana çok kötü şeyler yapıyoruz biliyorum. Ama kader bazen insana öyle şeyler yaptırıyor ki. Başka çarem yok. Başka çarem yok kızım. Birazdan gideceğiz Cemre'ciğim, tamam mı? Ya nerede kaldılar bunlar? Bu el kadar çocuğu bu kadar saat bekletmek olur mu? E neydi bu sosyal hizmetlerde? Nihan Hanım mıydı, neydi? O kadar haklısınız ki Macide Hanım. Ben de size karşı o kadar mahcubum ki. Ama şimdi burada olurlar. Eli kulağındadır. Zaten bir iki soru sorup bırakacak sizi. Ah, nihayet. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Sizi de buraya kadar boşuna zahmet etmiş, yormuşlar. Prosedür neyse biz hemen halledelim. Cemre çok yorgun çünkü gitmek istiyoruz. O kadar kolay değil Macide Hanım. Ne demek o kadar kolay değil? Cemre bizim evladımız. Ve biz hemen eve gitmek istiyoruz. Bugün Rüçhan Hanım yüzünden yaşanan hadise öyle kolay kolay geçiştirilebilecek bir şey değil Macide Hanım. Zaten ben daha önce sizin evinize yaptığım ziyarette de çok olumlu izlenimlerle ayrılmamıştım. Ne demek istiyorsunuz siz? Şunu demek istiyorum Macide Hanım. Cemre kızımız bu şartlar altında kesinlikle Rona ailesinde evlatlık olarak kalamaz. Siz ne dediğinizin farkında mısınız?
Cemre bundan sonra kurumumuzun gözetiminde ve burada kalacak. Eğer görmeyi isterseniz bizim belirlediğimiz tarihlerde gelir görürsünüz. Ama bu haksızlık. Bu haksızlık. Tekrar ediyorum Macide Hanım. Bu koşullar altında Cemre kızımız Rona ailesinde evlatlık olarak kesinlikle kalamaz. Bir memurun oyuncağı aldı burada. Ah, şimdi gelenlere bak. Nedir durum Rıfat Bey? Macide Hanım, maalesef haberler iyi değil. Ben Cemre'yi alıp hemen eve gitmek istiyorum, hemen. Sizinle telefonla konuştuktan sonra çok arkadaşımla görüştüm. Meselenin uzmanı avukat arkadaşlarımla da konuştum. Yasal olarak çok müşkül durumdayız. Sade'de gelin. Cemre'yi bir süre kurumdan çıkarmamız mümkün değil. Ben size kime ne ödeme yapılacaksa yapın demedim mi? Sorun değil demedim mi? Üzgünüm Macide Hanım. Bu sefer parayla açamayacağımız kapılar söz konusu. Müdür Hanım'ı hallederiz. Fakat bu sosyal hizmetler sorumlusu Nihan Hanım. Nuh diyor, peygamber demiyor. E nihayetinde Rüçhan Hanım buraya Zizun'a sarhoş gelmiş. Biz bu çocuğu istemiyoruz diye Cemre'yi bırakıp gitmiş. Tamam, tamam uzatmayın, tamam. Macide Hanım, Harun Bey'i bu meseleyle ilgili bilgilendirseniz. Malum kendisinin hem ticari faaliyetleri hem hayır kurumlarını yaptıkları sayesinde çok önemli ve etkili bir çevresi var. Belki... Rica ederim bana akıl vermeyin. Hadi beni köşke götürün. Tabii Macide. Buyurun. Bu resmini o kadar çok seviyorum ki seni bile o kadar sevebilir miyim onu bilmiyorum. Sevda, sen ne yaptığını sanıyorsun? Sen ne yaptığını zannediyorsun? Ya ben sana Efkan'la münasebetini ilerlet. İşi izdivaca kadar götür diyorum. Sen adamın onurunu, gururunu kırıyorsun. Mutlu musun şimdi? Dündar Bey kampanyayı ajansa vermiyor. Sayende şirket batıyor. Mutlu musun? Ya siz ne diyorsunuz ya? Ajans evden gidiyormuş. Paranıza pulunuza zeval geliyormuş. Sen her gün başka bir kadınla gününü gün et, bedelini Sevda mı ödesin? Ya hangi baba kızını ne istediğini, kimi seçtiğini sormadan sırf parası için o Efkan denen adamla, o ruh hastası adamla evlendirmeyi kim ister? Nesi varmış Efkan'ın? Babası Türkiye'nin en zengin, en güçlü adamı. Avrupa'da tahsil görmüş. Geleceği çok parlak bir genç. O kadar hayran olduğun o genci bir ara bakalım babaanne. Bugün benimleyken neler yapmış. Tabii bunların hiçbirinin sizin için bir ehemmiyeti yok değil mi? Sevda o manyağın koynuna girsin. Nasıl para gelecek? Ne önemi var? Bunu benden isteyen de babam. De babaanne. Cemre beni affetti. Ne yapıyorsun Rüçhan? Anne. Ben özür dilerim. Çık git o evden. Seni bu köşkte görmek istemiyorum artık. O ne demek anne? Ne yapsan fayda etmiyor. Sen bu ailenin fertlerine zarar vermeye devam edeceksin belli ki. Ben Aras'la konuşurum. Boşanma işlemlerine hemen başlarsınız. Anne hayır. Anne bunu yapamazsın. Anne Sinan'ı ayıramazsın benden. Kocamı ayıramazsın. Nereye gideceksen yarın eşyalarını oraya gönderirim. Hemen şimdi git. Artık orada zıkkımlanırsın zıkkımlanacağına. Aras Bey,
konu var da sizinle konuşmam icap eden. Tamam söyle. Benim kızım. Ya benim kızımın uygunsuz afişleri. Aras Bey, sizden istirham ederim. O afişleri derhal kaldırsın. Ya benim kız bir cahillik etmiş. Ömer, Ebru koskoca kız. Annesiyle birlikte geldi. Reklamlarda oynamak istiyorum dedi. Ben de sizin hatırınıza yardımcı oldum. O afişleri ben şimdi istesem de kaldırtamam. Şirket o kadar çok para döktü ki. Ebru artık o reklamın şirket yüzü oldu. Yani bu işler çocuk oyuncağı değil. Yapmayın Aras Bey. Bakın ben bunu kaldıramam. Ya bu yaştan sonra evlat katili mi olayım ben? Ebru senin kızın olabilir. Ama aynı zamanda benim şirketimin malı. Beni uğraştırma, tamam mı? Benim şimdi çok önemli bir toplantım var. Boş boş konuşmayalım. Ay, yine yıldızlara benziyorum. Anneciğim, babacığım, ben bu akşam Filizlere gidiyorum. Geç gelirim. Sen bugün izinlisin, arabayı ben kullanacağım. Sağ olun Aras Bey. Ona mı benzettin? Hı. Ha? Bakayım tadına. Sakın. Biz artık gitsek mi? Çok geç oldu. Tamam. Hadi bakalım o zaman. Dur Sevda Hanım, dur. Sevda Hanım, şu araba kullanma işinden bir vaz mı geçsiniz? Acemisiniz zaten. Sevda? Ne bu hal, iyi misin? Değilim. Hiç iyi değilim Kenan. Ben Efkan'la evlenemem. Gördün mü Ruhcan? Gidecek yerin yok. Sen bu köşke mahkumsun. O zaman bu köşkün kurallarına, yani benim kurallarıma uymak zorundasın. Anne, bir kere kızmadan beni dinler misin? Bir kere. Peki. Önce Sinan'ın hastalığı, sonra Cemre'ye evlat edinmemiz. Bunlar beni alt üst etti. Bir de üstüne o zavallı kızın böbreğini alacak olmamız beni darmadağın etti. Şşşt! Sana kaç kere söyledim bu lafı dinlendirme diye. Kalk. Kalk odana gidiyoruz. Bir daha ağzına tek bir lafı bile sokmayacaksın. Yürü. Bunlar ne biçim insanlar?
çocuğa bunu nasıl yaparlar? Kimse bana sormuyor. Sen kimi istiyorsun, sen kimi seviyorsun demiyor. Kenan. Ben seni istiyorum. Sevda. Pazarımız eksikti ha. Akşam pazarı ucuz olur dedik. Ben seni istiyorum. Ayağımı kara sular indi ha. Sevda yapma böyle, gözünü seveyim. Bak bunları konuştuk. Ben bir yola girdim Figen'le. Beni bu yoldan çıkarma ne olur. Kenan. Uyudu Cemre. İyi çabuk uyumuş. Yorulmuş. Belli mi? Nikah tarihi. Az kaldı. Önce Sinan'ın hastalığı, sonra Cemre'ye evlat edinmemiz. Bunlar beni alt üst etti. Bir de üstüne o zavallı kızın böbreğini alacak olmamız beni darmadağdı. Çocuklar. Çocuklar. Ömer abi. Baba ne oldu? Bir şey mi oldu? Çocuklar. Benim size söylemem gereken bir şey var. Gel. Buyurun Macide Hanım, beni çağırmışsınız. Kapıyı kapat. Sinan nasıl? Hastaneye aradım ama bilgi vermediler. Ne sıfatla? Sen onun ablası mısın, annesi misin? Hangi sıfatla sana bilgi vereceklerdi? Macide Hanım. Şimdi sen susuyorsun, ben konuşacağım, beni dinleyeceksin. Bak Figen, biz seni ailemizden ayırt etmedik. Biz seni bir Rona gibi yetiştirdik. Seni kolejlere gönderdik. Seni Sevda'dan ayrı tutmadık. Çok iyi bir eğitim aldın. Ha. Hizmetçi olmak senin tercihinde. Benim neden bunu seçtiğimi gayet iyi biliyorsunuz Macide Hanım. Bana harcadığınız her kuruşun hakkını verebilmek için buradayım ben. Peki, hiç düşündün mü? Bana sağlanan bu imkanlar kardeşime niye sağlanmadı diye. Sordun mu hiç kendine? Ben kolejde okurken kardeşim niye kolejde okumadı diye düşündün mü? Figen. Bak. Sinan. Macide. Macide Hanım, ne demek istiyorsunuz siz? Figen, babanın yanına git. Harun Bey, Macide Hanım bana bir şey söylüyordu. Macide Hanım'ın sana söyleyecek hiçbir sözü yok. Gidebilirsin Figen.
Ben gelmeseydim her şeyi açıklayacak mıydın? Ne diyor bu kadın? Demek bunu yapacak kadar ileri gitmeyi göze alıyorsun. Ben her şeyi göze aldım Harun. Göze aldığın şey bir aileye ateş düşürmek. Göze aldığın şey bir çocuğun geleceğini yok etmek. Göze aldığın şey bizim şirketimize menfaat sağlamak için Sevda'yı tekinsiz bir adamın önüne atmak. Bunların hiçbiri seninle ilgili değil Macide. Sen insanları kullanmayı seviyorsun. Ben bir söz verdim Harun. Sinan yaşayacak dedim. Bu gayede önüme ne çıkarsa çıksın hiç önemli değil. Senin geçmiş sırların bile. Bazen evlendiğim mutlu, iyiliksever o kadını özlüyorum. Gerçekten şu yalnız, korkunç zamanlarda yanımda olmasını özlüyorum. Peki sana ne demeli? Senin torunun ölüyor. Bunun farkına bir varsan... Sen beni suçluyorsun. Küçücük bir çocuğun hayatını karartmakla suçluyorsun. Ama Sinan ameliyat olursa belki yaşayacak. Belki ikisi de yaşayacak. Sinan ameliyat olmazsa ölecek. O zaman vicdanın rahat edecek mi Harun? He? Şimdi sen iyisin, ben kötü müyüm? Peki, hiç sordun mu? Bana sağlanan bu imkanlar neden kardeşime sağlanmadı diye? Ben koleje giderken neden benim kardeşim koleje gitmedi diye hiç sordun mu? Of Ömer, of Ömer, of! Ay iyi ki geldin Figen. Bir lokma yemek yediremiyorum babana. Hay ilacın üstüne yazmış doktor tok karnına içilecek bu diye. Yok inat etti yemiyor. Hık diye önümüzde gidecek de ay Allah'ım yazdıysan boz ya Rabbim. Hadi bak seni dinler kıyamaz o sana ha. Söyle de içsin çorbasını. Kızım kime diyorum? Ne oluyor kızım? Köşkte bir şey mi oldu ha? Ne oluyor niye böyle rengin bembeyaz senin? Anne, Ronalar neden hiç ayırmadan Sevda ile bana aynı şartları sundular? Ebru'ya böyle bir şey sunulmadı. Ebru'nun okumaya niyeti mi vardı kızım? Yani küçücükten beri o ses dergilerini karıştırır, işte artistlere bakar, hayaller kurardı. Bunu sen de biliyorsun Figen. Evet, ben biliyorum da Harun Bey bilmiyordu kendini. Hem bilse bile o herkese eşit davranır. Yani bana ne imkan sunduysa Ebru'ya da sunması gerekirdi. Neden yapmadı? Niye böyle ahiret soruları soruyorsun sen geçmiş karşıma? Ne bileyim ben? Senin notların iyiydi. İşte akıllıydın, usluydun. Harun Bey de bunları fark etti demek ki kızım. Sen durup dururken niye böyle sorular sordun şimdi bana? Ha? Ne oluyor? Yok bir şey. Boş ver. Macide Hanım garip garip konuştu da. O yüzden. Macide Hanım'ın her zamanki halleri işte. Hadi sen onu bunu boş ver. Bak babana bir lokma yemek yedirelim. Ben tepsiyi hazırladım. Hadi kızım. Hadi, hadi benim bal peteğim. Hadi canım, ha? Hadi. Hadi. Hadi kızım.
Dışarıda bekle sen. İyi günler Harun Bey. Çok fazla vaktim yok Hulusi Bey. Bu şirkette konuşulmayacak kadar önemli ve gizli konu nedir? Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum Harun Bey. Ama galiba en iyisi doğrudan söylemek. Evet, dinliyorum. Yani bu sizi rahatsız eden konu ne? Ya biliyorsunuz ben çok uzun yıllardır Rona ailesi için çalışıyorum. Ailenin ve şirketin çıkarlarını daima her zaman ön planda tuttum. Hulusi Bey, hiçbir zaman sizin sadakatinizden şüphe duymadım. Rıfat Bey çalışmaya başladığından beri Macide Hanım benimle iletişimini kesti. Evet, bunun farkındayım. Benim duymamı istemediği konuları Rıfat'la çözüyor. Ya bu hastane meselesi gibi. Rıfat, sizin için hacir kararı çıkartmaya çalışıyor Harun Bey. Anlamadım. Bir meslektaşıma danışmış. Yani bu talimatı kimden aldığını bilmiyorum ama bunu yapabilecek iki kişi var. Macide ve Araz. Peki gerekçeleri neymiş? Ajans aleyhine almış olabileceğiniz kararları ve sizi karar mefhumundan yoksun bırakacak delilleri toplamaya çalışıyorlar. Ve bunları sizin aleyhinize kullanarak ailenin sahip olduğu mal varlığının ve sizin ajans hakkında verebileceğiniz kararların önüne geçmeye çalışıyorlar. Bu kadar ileri gidebilecekleri aklımın ucundan bile geçmezdi. Ailem sahip olduğum her şeyi elimden alıp beni bir köşeye atmaya çalışıyor. Çok üzgünüm Harun Bey. Konuyu hiç kimseyle konuşmayacaksın. Onu karşılıksız bırakma. Rıfat'a bu talimatı kim vermiş öğren bana. Tabii efendim. Tabii. Gidebilirsin. Kayıkçıya yetişemedin. Zaten bütün hikayeler böyle bitmez mi? Kayıkçıya yetişemezsin ve giden gider. Siz yaptınız. Beni siz kıstırdınız yetişemeyim diye. Akıllı adamsın Mustafa. Ne diyorsun? Vazifeyi kabul ediyor musun? Ya Harun Rona beni fedaisi olarak kabul etmezse? Defol git derse, bana saldırdın derse, ki diyecek. Orada anlamadığın bir şey var Mustafa. Devlet işinde olmazsa, almazsa diye bir şey olmaz. Olmazsa olduracaksın. Almazsa kendini aldırtacaksın. Çünkü bir kere vazife başladı mı, artık dakika başı bizi telefonla arayıp ne yapacağını soramazsın. Bu işin katibi de, kılavuzu da sensin. Gereken neyse, onu yapacaksın. Bana Mustafa'yı gönderme derlerse göndermem. Seni o gemiden de aldırırdım. Kızım ne olacak? Ronaların onun üzerindeki emellerini biliyorsunuz. Ne olacak? O riski Harun şimdilik alamaz. Ne demek şimdilik? Yani sana bağlı. Eğer Harun güçlenirse kızının böbreğini bugün almazsa yarın alır. Şimdi itidalli davranıyor.
Mesela bak seninle gelip kendi eşine mani oluyor. Neden Mustafa? Çünkü devlet de başı derde girsin istemiyor. Kabul. Güzel. Peki son bir soru Mustafa. Figen. Onunla alakan ne? Anladım. Evet Mustafa, şimdi vazife zamanı. Harun'un karşısına çık ve açık açık konuş. Anladım. Ha, bir de Figen. Harun araştırırken Figen'le ilgili bir bilgiye ulaşmıştık. Figen mi? Ne ilgisi var? Var. Bu bilgi bizim işimize yaramadı ama belki senin yarar. Okuyunca anlayacaksın. Her halükarda bilmende fayda var. Bu şüpheyle yaşamak çok zor artık benim için. Biz ne yaparsak yapalım bu Ronalar bizi neden kovmuyor? Allah Allah. Allah Allah. Nereden çıkıyor şimdi bunlar sabah sabah? Nereden geliyor senin aklına böyle şeyler Figen? Yani ne bileyim anne. İnsan düşünmeden edemiyor. Bu kadar göze batıp neden hala kovulmuyoruz biz? Seviyorlar bizi. Aileden gibi görüyorlar. İyi de sonuçta babam Mustafa konusunda Ronalara yalan söyledi. Değil mi? Böyle bir şey görmezden gelindi. Ben zaten sürekli haddimi aşıyorum. Macide Hanım köpürüyor, ondan sonra nasıl oluyorsa bir anda unutuveriyor. Hadi bunlar yetmiyormuş gibi bana burada ev tahsis ediliyor. Üstüne bir yıllık maaşımı istiyorum. Hiç itiraz bile edilmeden veriliyor. Anlayamadım ben. Neden? Kızım, ya biz de bir dediklerini iki etmedik. Emeğimiz çok. Hem seni de çok severler, bakma. Bence başka bir şey var. Yani başkası olsa gözünün yaşına bile bakmazlardı. Ya kızım, sen iyi misin? Ters tarafından mı baktın yani? Ya biz gidersek ne yapacaklar bunlar? Ha? Ne demek ne yapacaklar baba? Bizden başka insan mı yok? İhtilal var, millet kırılıyor işsizlikten. Hah, bak ne güzel diyorsun işte. Millet işsizlikten kırılıyor, sen böyle burnunun dikine gidiyorsun. Kızım bir susarlar, iki susarlar, üçüncü de bizi kapının önüne koyarlar. Yeter artık Figen ama. Ne hissediyorum biliyor musunuz? Sanki benden bir şeyler saklanıyor. Nerede bu kız? Cemre nerede? Ben bakarım dedin. Ne oldu? Bilmiyorum, buralardaydı.
Sinan'la değil miydi o? Hayır. Sinan şimdi istiyor Cemre'yi. Mustafa'ya mı teslim ettin yoksa? O hapiste değil mi Macide Hanım? Belki de geldi, aldı, götürdü. Bana bak Figen, eğer bir şey biliyorsan söyle. Bana bırakın dedin, tamam sana bıraktık. Ben o an kızgınlıkla söyledim herhalde. Oluyor ya hani size de, böyle pat diye bir şey söylüyorsunuz, ondan sonra da olur öyle diyorsunuz. Sen benimle bir misin? İşte bilemiyorum. Şimdi karakola gidiyorum. Çabuk Kenan'a söyle arabayı hazırlasın. Kenan burada yok. Sabah Sevda Hanım'ı götürdü. Bir taksi tutun bana. Sen küçükken de böyleydin. Büyüdün kazık kadar oldun, yine aynısın. Seni ben hiç anlamıyorum. Hiç. Kızım, ne yapıyorsun sen? Bak seninle başka konuşacağım ha. Ben de seninle başka konuşacağım baba. Biliyorsun sana çok güvenirim. Bilmek istiyorum. Küçüklüğümden bu yana benden sakladığınız bir şey var mı? Yok kızım, ne saklayalım? Hiçbir şey yok mu baba? Ne saklayalım Allah Allah? Ya bütün derdimiz bitti, bu mu çıktı şimdi ha? Baba ben dün annemi duydum. Duydum sizi. Başka bir çocuğa daha bakamam dedi. Ne demek istedi? Kimin çocuğuna baktınız ki siz? Annen şimdi kimin dedikodusunu yaptıysa ben duymuyorum onu. Sen de yanlış kulak duymuşsun, yanlış anlamışsın. Benim taksi çağırmam lazım. Bir de durduk yere fırça yemeyelim Macide Hanım'dan. Yüreğimde sadece iki şey vardı. Biri Mustafa, biri de şüphe. Mustafa gidince geriye sadece şüphe kaldı. Bütün taşlar aslında yerine oturdu. Sadece bir taş eksik kaldı. Belki bu hakikatta hiç kimse mutlu olmayacak. Ben de olmayacağım. Ama bilmemektense bilerek mutsuz olmayı tercih ederim.